bir şatahat vardır ki söyleyen bunu söylerken bakın söyleyen bunu söylerken doğru bir noktada söyler, doğrusunu söyler. Hakikattir o söylediği. O zaman onun şatiyesi hakikat olmuş olur. Onun şatiyesi hakikat olduğunda o sekir hali değildir o. Bakın söylenen sözde hakikat var ise o hakikat noktasından konuştuysa bize sekirmiş gibi gelir veyahut da bize öyle gelebilir ama o şatiye doğrudur yani hakikattir. Buna e, ölçü, buna delil ne? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ben beni Adem'in efendisiyim demesi gibi. Şimdi baktığımız zaman buna biz bir şatiyemiş gibi görünebilir bazılarına. Ama bu hakikatte doğru mudur? Evet. Hakikatte doğru olduğu zaman o zaman bu bir sekir halinde söylenmiş bir söz olmuyor. O zaman bu sekir hali aslında ilahi hakikat noktasında bir sekir hali oluyor. Yani bu gelip geçici bir sekir hali olmuyor. Çünkü peygamberlerin üzerindeki sekir hali hayretin üzerine dayalıdır. Hani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin dua edip, Ya Rabbi bana eşyanın hakikatini bildir, benim hayretimi arttır demesi bu manadadır. Yani benim hayretimi arttır, yani benim sekir halimi hiç kesme. Ben öylesine ben sekir halinde senin hakikatinin içerisinde yüzmek istiyorum. Senin hakikatinden hiç dışarı çıkmak istemiyorum. Beni öyle bir hale getir ki senin hakikat dairenin dışına hiç çıkmayayım. Ben hiç tabiri caizse ayılma, ayılmayayım. Bakın ben hiç ayılmayayım. O yüzden bu sekir halinin zıttı ne olmuş oluyor? Bu sekir halinin zıttı da Allah bizi affetsin, Sav hali oluyor. S, A, H, V. Sav hali. Bu sav haline aklı yerinde olmak. Sav hali aklı yerinde olmak. Yani o kimsenin her ne yaparsa aklı yerinde yapması. O sekir halinde de olsa aklı yerinde. Bu kimlere ait? Bu peygamberlere ait. Bu kimlere ait? Bu mürşidi kamillere ait. Ancak mürşidi kamiller o sav halini yaşar insanların içerisinde. Çünkü onlar ölçüdür. Nasıl peygamberler ölçü ise, peygamberler ölçü ise, mürşidi kamiller de ölçüdür. Çünkü insanlar onlardan din öğrenirler. Nasıl insanlar dini peygamberlerden öğrendilerse, ve peygamberlerin halleri, haki, halleri hakikat ise, söyledikleri her şey hakikat ise, mürşidi kamillerin de halleri peygamberle yarıştırmak değil bu. Onlarla eşdeğerde tutmak değil, din öğrettikleri için onların da e, sekir halleri sağ halidir. Yani hakikattir. Hakikata uymayan sözleri söyleyenler, Henüz daha mürşidi kamil olmamışlar. Kemale ermemiş olanlardır. Çünkü kemale ermemiş, biz onlara meczup deriz ya, kemale ermemiş meczuplar bu manada din öğretme noktasında etkili ve yetkili değillerdir. Ama toplum bu tip halleri sevdiğinden, nefis, nefislerine hoş geldiğinden, hevai heveslerine, hoş geldiğinden böyle sekir hali yaşayan insanları e, onlara karşı meyil ederler. Onlar da bu meylin cazibesine kapılıp yalan yanlış sekir hali gösterirler. Onların sekir halleri asla ve asla hakikat değildir. ve hatta onların şatahatları da hakikat değildir. Ama onlar bu yaptıkları bu şatahatla ne yaparlar? Etrafına insanları toplarlar, etrafına insanları toplayaraktan, onlara şatahat sözler söyleyerekten, uçuk kaçık sözler söyleyerekten, etrafındaki insanları kendilerinin çok erdemli olduğunu söylerler. Bu bizim dergahımızda bizim bazı kardeşlerin içerisine de sirayet eder. Yani işte o şeyhi çok seviyor. Şeyhi çok sevdiğinden dolayı böyle şahtahatvari sözler söylerler. Sen ne dese yapar mısın? Yaparsın. Şunu da yap dese yapar mısın? Ben yaparım, sen yapar mısın? Ve edepsiz. Sen şeyhinin ağzından böyle bir söz duydun mu da sen kalkıp da şey efendi böyle dese yapar mısın yaparım deyip de şatahatvari laf söylerekten etrafındaki insanları yola karşı laf getiriyorsun. Senin sen şeyhinin ağzından duydun mu? Sen bir de şeyhinin şeyhini de duymuş insansın şeyhinin şeyhini de duydun. Şeyhinin şeyhinin de sohbetlerine katıldın. Onun ağzından böyle şatahatvari, edepsiz sözler duydun mu ki sen etrafına bunları söylüyorsun? İşte bu şatahatvari sözler değil, bunlar nefsi hayvaninin sözleridir. Nefsi hayvaniye uyarsa insan haddini aşar, hukukunu aşar, hududunu aşar, şehvetine kurban olur. Ve şehvetinin peşine düşer. Ve kendince de bunu dervişlik zanneder. Ve kendince de bunu sanki önemli bir şey söylüyormuş gibi atfeder. Bu doğru değildir. Yol Kur'an ve sünnettir. Her nereye bakarsan bak, her ne iş yaparsan yap, senin sözlerin halin, hareketin Kur'an ve sünnete uymak zorundadır. Nasıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ümmetine bu tip şatahatvari sözler söylemediyse, bu tip şatahatvari işlerle iştigal etmediyse, hiçbir ümmet, hiçbir sufi, hiçbir mürşit bu tip edepsiz şatahat varlar kullanamaz. Bunları yapamaz. Yapıyorsa o kimsenin manevi bağı kesilir. Söylüyorsa onun manevi bağı yoktur hakikatte. Çünkü şatahatvari sözler, şatahatvari sözler müridan için konuşulmaması gereken sözlerdir. İster mürit ol, ister çavuş ol, ister zakir ol, ister nakip ol, ister nügabba ol, ister halif ol. Senin şatahatvari söz söyleme hakkın yoktur. Sen henüz daha pişmedin, olgunlaşmadın. Senin derviş kardeşlerine şatahatvari sözler söylemek, senin derviş kardeşlerine üst seviyeden kendince edebiyat yapmak hakkın değildir. Bu yanlıştır. Bu doğru değildir. Bu yolun adabında ve erkanında yoktur. Sufilik boş konuşma mesleği değildir. Sufilik boş atma mesleği değildir. Sufilik hal işi de değildir. Hakikat işidir. Çünkü sekir hali bir haldir. Gelip geçididir. Seker halinde duran bir sufi makbul bir sufi değildir. Asıl sufinin duracağı yer hakikat noktasıdır. O zaman hakikat noktasına baktığımızda bizim söyleyeceğimiz her şey Kur'an ve sünnete bağlı olarak kalmalıdır.